Doktor Yalçın Güzel, müdür reisle bekleniyor. Doktor Yalçın Güzel, müdür reisle. Günaydın Murat. Günaydın. İyice sessizleşti bu adamda. Yazık ya. Kolay değil yani. Çocuk servisine asla girmiyor biliyorsun değil mi? Hı hı. Getirdin mi raporları? Getirdim. Sen de gitme elimden oğlum. Sen de bırakma beni. Şu dünyayı cehennem etme kendine. Murat'ım. Oğlum. Maşallah, çok tatlı. Ne koyacaksın adına? Bilmiyorum. Ben... Kimse gelmedi ziyaretine. Neden? Eşin filan nerede? Anlıyorum. Bir ihtiyacın olursa... Sağ olun. Tahlilleri yaptıktan sonra tekrar bakalım olur mu? Olur. Hadi geçmiş olsun. Sağ olun. Gir. Murat Bey. Buyurun. Buyurun lütfen. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Bazı şeyler duyuyorum Murat Bey. Bana iletilen bilgiler. Ne yalan söyleyeyim, çok garipsedim. Bizzat size sormanın doğru olacağını düşündüm ben de. Buyurun. Çocuk hastalarla ilgilenmediğiniz doğru mu? Nadir de olsa hekimin ayrımcılık yaptığı görülür. Ama doğrusu çocuklara karşı... Ne bileyim, hiç tanık olmadım şu ana kadar. Siz bir cerrahsınız Murat Bey. Böyle bir tutuma anlam veremiyorum. Ben çocuklarla... Yani onlara bakamıyorum. Yani... Ben... Daha sonra detaylı bir görüşelim sizinle. Thank you.
Senin adın mucize olsun isterdim. Sen beni ölmekten vazgeçirdin. Ölümden kurtardın beni. Ama ben seni yaşatabilecek miyim? Bilmiyorum bebeğim. Bilmiyorum. Aa, sen geldin mi oğlum? Niye burada oturuyorsun? Bir şey mi oldu Murat ha? Söyle bana oğlum. Bilmiyorum anne. Ben çocuklara bakamıyorum anne. Onları görmeye dayanamıyorum. Ben ne yapacağımı bilmiyorum. Murat, yapma oğlum. Böyle devam edemez. Elinde değil anne. Galiba artık doktor değil. Sen ne diyorsun oğlum? Murat. Oğlum bu da ne demek? Duydun işte anne. Olmuyor. Bırakacağım. Delirdin mi oğlum? Murat, doktor Murat olana kadar neler çekti? Yapamam anne. Mesleğimin gereğini yapamıyorum. Hiçbir çocuğa bakamıyorum. Dayanamıyorum anne. Dayanamıyorum. İncelediniz mi faturanızı? Evet. Nasıl ödeyeceksiniz? Kredi kartı, nakit? Ben ödeyemem bunu. Çünkü hiç param yok. Ama... Buraya baygın halde getirildim. Böyle olacağını bilemezdim. Peki. Akrabalarınız falan? Yok. Kimsem yok. Tamam. Siz geçin odanıza. Ben bir konuşayım bu meseleyi. Thank you.
Kusura bakmayın, beklettim. Arkadaşlar bahsetti kararınızdan Murat Bey. Üzüldüm gerçekten. Ben de çok üzgünüm. Ama galiba en doğru karar bu. Başka bir hastane falan olsaydı üzülmezdim bu kadar. Ama mesleği bırakma kararınız, bu ciddi bir şey. Yine de eğer dönerseniz, yani şartlar değişirse, size her zaman kapımız açıktır. Sizin için hayırlı olmasını dilerim Murat Bey. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Murat Bey, kaybedilen bir çocuğun acısı çok büyük olmalı. Evet, onu geri getiremezsiniz. Ama kalan çocuklar, yardıma ihtiyacı olan, hayata döndürülebilecek çocuklar var. Ve sizin... Bunları kendime milyonlarca kez söyledim ben. Ama... Ama burada bekleyemezsiniz hanımefendi. Lütfen. Ama ben nereye gideceğim? Bilmem ki ben bayan. Yalnız burada bekleyemezsiniz. Şey... Hiç olmazsa sabaha kadar kalsaydık. Bakın... Sizi anlıyorum ama burada beklemek yasak. Anlıyorum. Gidecek yeriniz yok mu? Ben doktorum burada. Çekinmenize gerek yok. Yok mu gidecek yeriniz? Evet, yok. Hadi gelin benimle. Hadi ama bakalım içerisine. Korkmayın ben. Hadi. Hadi. Sahibini tanırım. Temiz bir yerdir. Bu sizi burada 2-3 gün idare eder en azından. Al hadi. Gidip yerleşinde doyursun.
Huysuzlanıyor. Sizi tekrar görür müyüz? Hayır, sanmıyorum. Teşekkür ederim. Bana veren Allah bir yol gösterecek elbet. Nereye gideceksin? Biraz avarelik iyi gelecek herhalde. Doğrusu bilmiyorum anne. Güle güle git. Olsun bakalım. Oğlum. Allah şahit, seni ben en çok beyaz önlüğünün içinde sevdim. Hep iftihar ettim seninle. Ama sen benim hep aynı sevgili oğlumsun. Ne yaptınsa doğru yaptın. Üzme canını. İyi günler. Yemek servisi yapmamızı ister misin kızım? Yok, hayır. Teşekkür ederim. Ama dün akşam da... Sadece süt istiyorum. Bebek için. Thank you.
Alo, Murat Bey. Efendim. Ben otelci Muhsin Murat Bey. Bir bayan kalıyor burada. Sizin adınızı verdi de. Bir şey mi yaptı yoksa? Benimle hiçbir ilgisi yok. Sakın... Yok, hayır efendim. Sadece dün öğleden şu saate kadar lokma yemedi kızcağız. Hani meraklanıyor insanda. Size de bir sorayım dedim. Söyledim ya, benimle hiçbir ilgisi yok. Sadece oraya bıraktım ben onu. Peki Murat Bey, rahatsız ettim. Kusura bakmayın. Ben ayrılıyorum da acaba... Gidiyor musun evladım? Bebek nasıl? İyi. Kızım yanlış anlama ama... Nereye gideceksin el kadar bebeğiyle? Babası filan nerede bunun? Senin halin ne böyle? Hay Allah... Ama evladım. Siz ama... Burası pek uygun değil bebeğe. Gidelim. Murat, hayırdır oğlum? Hayır anne, hayır. Anlatırım. Şimdi yemeğe, ne bileyim kıyafete falan ihtiyaç var. Geç kızım, geç. Geç.
uyumuşlar. Bebek de yani maşallah, ne tatlı şey öyle. Murat, neymiş bunların hikayesi? Kızcağız da bir şey söylemedi, sen anlatsana. Doğrusu ben de bilmiyorum anne. Bir bebekle annesi işte. Bilmem ki. Bunu yargılayamam, sorgulayamam hatta. Bugün için bebeğe süt, anneye sığınacak bir çatı lazım. Gerisi nasılsa anlaşılır. Doğru. Kötü bir hikaye. Yani bilmiyorum, iyi dayanmışsın. Ondan sonra ne aradı ne sordu beni. Eğer bebek olmasaydı... Olmasaydı? Ölümü çok düşündüm. Hatta buna yeltendim de. Ama... Adı ne oldu bebeğin? Adı mı? Henüz yok ki. Bu işi çözmemiz lazım. Hemen. Bunu hemen soğutmam lazım. Ilık olacak ki. Ha şey, bir de gaz damlası alman lazım. Çünkü gece lazım oluyor. Onu bana ister misin anne? Ne? O yaralı biri. Doğrusu benim de bu saatten sonra... Bunun olmasını istiyorum anne. Artık her gözümü yumduğumda... Uzaklaşan bir kadın ve bir çocuk görmek istemiyorum. Dikkatli ol oğlum. Hadi Allah kolaylık versin. Hoşçakalın. Murat. Sevgili doktorumuzun önlüğü. Buyurun efendim. Hey güzel Allah, yarayı da veren sen, merhemi de. Ah, uyandı herhalde bizimki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.